Transfer taraftarları kuşkusuz en çok heyecanlandıran konulardan biri. 2020-2021 sezonunda yaz ve ara transfer dönemleri olmak üzere iki dönemi de geride bıraktık. Peki 2020-2021 transfer sezonlarında Avrupa'da en çok kar açıklayan kulüpler kimler? Gelin birlikte bakalım. 5. sırada Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax var. Ajax biliyorsunuz transfer geleneklerinin biraz dışına çıktı ara transfer döneminde ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Ajax ekibi devre arasında West Ham United'dan Sebastian Haller'i 22,5 milyon euro bedelle kadrosuna katarak kulüp rekorunu kırmıştı. Tabi Ajax sattığı oyunculardan da ciddi bir gelir elde etti. Hakim Ziyech, Sergino Dest, Donny van de Beek transferlerinden 100 milyon euronun üzerinde gelir elde eden Ajax, iki transfer dönemi toplamında 38,5 milyon euro kar açıkladı. 4. sırada Bayer Leverkusen bulunuyor değerli izleyiciler. Biliyorsunuz son yıllarda sattığı oyuncularla gündeme gelen bir kulüp. Ve bu iki transfer döneminin içerisinde en pahalı satışlardan birini yapan bir kulüp Bayer Leverkusen. Kai Havertz'i 80 milyon euro karşılığında Chelsea'ye satmıştı Alman ekibi. Sattığı oyunculardan daha çok transfer yapmalarına rağmen bu iki transfer döneminde 45 milyon euro kar elde etti. 3. sırada ise bu listedeki tek alt lig takımı yer alıyor. O da Championship ekiplerinden Brentford değerli izleyiciler. Takımın yıldız ismi Oli Watkins 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle Aston Villa'ya katılmıştı. Ben Rahman'ın satışından da ciddi gelir elde eden kulüp bu transferlere rağmen cüzi miktarda para harcadı ve iki transfer döneminde 51,5 milyon euro gibi bir alt lig takımı için çok ciddi bir kar açıkladı. 2. sırada bu listelere alışık bir takım var değerli izleyiciler. O da Porto. Genelde bu gibi listelerin başında Porto yer alırdı. Yine yer alıyor ancak bu kez korkunç sayılardan bahsetmemiz biraz zor Porto için. Porto geçtiğimiz yaz ve devre arasında futbolcu satışından çok büyük paralar kazanmasa da ekonomik anlamda pek de iyi bir durumda değil. Fabio Silva, Alex Telles ve Zé Luís'in satışından yaklaşık 60 milyon euro kazanan Porto'nun bu iki dönemde transferden elde ettiği kar 57,5 milyon euro. Ve geldik ilk sıraya. İlk sırada Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği, son yıllarda transferde örnek bir duruş sergileyen Lille bulunuyor. Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i 70 milyon euro bedelle Napoli'ye satan Lille, toplamda 100 milyon euroya yakın bir gelir elde etmişti. Fransız ekibi transfer döneminde ise 40 milyon euro harcadı ve elde ettiği 58,7 milyon euro ile bu listenin başında yer almayı başardı. Bu sezonun iki transfer döneminde en çok kar elde eden kulüpleri açıkladık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.